Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Tanzimat Edebiyatı'nın önemli sanatçılarına Şemsettin Sami ve Ahmet Vefik Paşa ile devam ediyoruz. Evet, Şemsettin Sami. Sanatçımız Arnavutluk'ta doğar. Yanya Mektubi kalemine girer, bir süre Bektaşi Tekkesi'ne devam eder. İstanbul'a 1871'de gelir, Sirac ve Hadika gazetelerinde çalışır. Tercüman-ı Şark adlı gazeteyi çıkarır. Arnavutluğun Osmanlı Devleti'nden ayrılmasına karşı çıkar. Sanatçımız Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in de babasıdır. Şemsettin Sami, dilimizin sadeleşmesi için bilimsel İlk yaklaşımları ortaya koyan sanatçıdır. Doğu ve Batı dillerini iyi bilen sanatçının dilimize kazandırdığı Kamus-ı Türkü adlı sözlük oldukça önemlidir. Edebiyatımızın ilk romanı Taşuk-u Talat ve Fitnat ona aittir. Şemsettin Sami'nin tiyatro eserleri de vardır. Şimdi sanatçımızın yapıtlarına bir göz atalım. Roman türünde Taşuk-u Talat ve Fitnat. Tiyatro türünde Seyyid Yahya. Kamusu Fransevi, Fransızca, Türkçe sözlüktür. Kamusül Alam, Türkçenin bitmiş ilk ansiklopedisidir. Ahmet Vefik Paşa. Sanatçımız İstanbul'da doğar, tercüme odasında memurluk yapar. Farklı devlet kurumlarında çalışır, elçilik görevinde bulunur. 1877 yılında Meclis-i Mebusan reisi olur. 1879'da Bursa valiliğine atandıktan sonra burada bir tiyatro kurar. Elçilik binalarına bayrak asma adetini getiren odur. Tahran'da elçiyken elçilik binasını Osmanlı Devlet toprağı olarak ilan edip göndere bayrak çektiren Ahmet Vefik Paşa'dır. 1882'den sonra kendini tümüyle bilim ve edebiyata adar. Ahmet Vefik Paşa, Tanzimat döneminin önemli devlet ve siyaset adamlarındandır. Valilik, sadrazamlık, büyükelçilik gibi görevlerde bulunur az önce belirttiğim gibi. Molière'den yaptığı çeviri ve adaptasyonlarla tanınır. Bursa valisiyken tiyatro binası yaptırmış, dolayısıyla tiyatroyu Anadolu'ya taşımıştır. Ahmet Vefik Paşa'nın diğer önemli bir çalışması da Türk dili ve tarihiyle ilgilidir. Bu çalışmalarıyla Tanzimat döneminde Türkçülük akımının öncülerinden sayılmıştır. Sanatçı klasizmden etkilenmiştir. Şimdi sanatçımızın yapıtlarına bakalım. Çeviri tiyatro türünde Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi ve Okumuş Kadınlar. Adaptasyon yani uyarlama türünde Zoraki Tabip, Zor Nikah, Tabibi Aşk. Sözlük çalışması Lehçe-i Osmani. Ayrıca Ebu Gazi Bahadır Han'ın Secere-i Türkü adlı yapıtını çevirmiştir. Bu yapıt Türklerin kökenini inceleyen bir yapıttır. Evet, bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.